Reyting rekortmeni Yargı dizisinin Ceylin'i Pınar Deniz'le geçen yazdan beri beraberlik yaşadığı Evlilik Hakkında Her Şey projesinin yıldırımı Yiğit Kiracı, Yeniköy'de kameralara takıldı. Hadi aşk beni çağır da yanına, kedi gibi sokulayım sıcağına. Ünlü oyuncu çift karşılarında çok sayıda muhabiri görünce şaşırdı. Söyleyeceğim, siz kimin için buradasınız? Ya şöyle bekliyorduk sana. Piyangodan mı? Ne alaka diyorum. Nasılsınız? Bahtınıza mı sizce? Hülya Şan neredeymiş? Araba bekliyoruz. Öyle mi? Hadi. Ya inanılmaz. Beraber bekleyelim sen. Biz yürüyoruz. Madem şeydi. İyi, ben siz nasılsınız? Teşekkürler. Yürüyüşe çıktınız sanırım. Evet. İyi, neler yapıyorsunuz? İyiyiz. Biz de kahvaltıya geldik ileride bir yere de. Öyle biraz yürüyelim dedik. Sizi gördük. Sizinle karşılaştık. Hiç karşılaşacağımı düşünmemiştim. Pınar Deniz, her hafta nefes kesen olayların yaşandığı Yargı dizisinin reytinglerinin giderek daha da yükseldiğini söyledi. Dizi güzel gidiyor ya. Reytingimiz de artıyor. O yüzden çok mutlu oluyoruz. Aynen. Mehmet röportaj verirken arkaya şöyle vurmuş. Ben de yapayım. İzleyiciler günden güne artıyor. Reytingler de birinci oluyoruz. Çünkü Sema bir şey söylemişti. Gerçekten seyirci oyun oynamayı seviyormuş. Ve şimdi tekrar bir düğüm açıldı. Dizide bütün arkadaşlarımız sürekli aynen onu yazıyorlar. Kim o ceset falan diye. Onu çok sevdiği için seyirci. Umarım daha da artarak devam edecek. Yargının son bölümünde Onur Duymaz'ın hayat verdiği Engin karakterinin öldüğü düşünüldü. Öldü mü? Peki. Sizce ben bunu söyler miyim arkadaşlar? Kendi bacağıma sıkmak olur bu. Bilmiyorum, izleyelim. Bu kadar başarılı olmasını bekliyor muydunuz ilk proje geldiğinde? Bu kadar beklemiyordum. Pınar Deniz'le Yiğit Kiracı beraberlikleriyle ilgili samimi açıklamalar yaptı. Peki ilişkiyi sorsak, geçen gün yine bir açık gördünüz gibi. Her şey aynen, her şey yolunda, çok güzel. Bir en son dergiye verdiğiniz röportaj aklıma gelmedi de bir cümle kurmuştunuz. Yani sevginizi anlatan bir kelimeden bahsetmiştiniz. Keşke aklına gelseydi, sorsaydın onu şu anda. Ne? Röportajda mı konuşmuştum? Evet. Beni olduğum gibi seviyor falan gibi bir şey söyledim. Ya inanılmaz! Evet. Hani olduğu gibi mesela seviyorum. İlk görüşte aşktan bahsetmiştiniz. İlk görüşte galiba etkilendiğinizi söylemiştiniz. Ben etkilenmemiştim. Etkilenmemiş. Ben gariban olarak tek başıma etkilenmişim. Nasıl etkilediniz bunu? Ben etkilemedim. Sonradan nasıl etkilendiniz? Ya normal, kendimiz olduk. Evet, o başka bir baktık, şey ya yani. Anlaşıyoruz, gülüyoruz, eğleniyoruz. İlk görüşte yani... aşk değil miydi yani? Öyle değil miydi? Ben öyle hatırladım. Ne olmuş şimdi? Ben biraz işkolik olduğum için sadece o an işime odaklıydım. Ama Yiğit'le vakit geçirdikçe tabii birbirimize ne kadar iyi anlaştığımızı gördüm. Elimde de dal kopardım. Ne kadar iyi anlaştığımızı görüp sonra sevgili olduk. Ünlü çift geçen yaz Aşkın Kıyameti filmindeki rol arkadaşları Boran Kuzum'un önerisiyle gittikleri tatil bölgesinde basına yakalandıklarını anlattı. Tur yaptınız o tarafta, Marmaris. Evet, orada yakalandık. Evet. Sevgili Boran Kuzum'un burada yakalanmazsınız deyip ertesi günü yakalandığımız yerdi gerçekten. Orası inanılmazdı ya. Selimiye, Marmaris, Bozburun tarafında öyle bir ihtimal çok oralarda. Yakalanma olmasın. Yakalanma olur, çok siz bir liste yollarsınız bize. Ama arkadaşlar buraya gidin, buraya gitmeyin. Selimiye'nin çok böyle hani kuytu bir yeri falan diye düşünüyorduk, değilmiş. Akkeka oralar çok son dönemde en popülerdi. Bodrum'dan daha popüler. Evet, öyle oldu ya. Kaçmaya çalıştık. Senlere gitmesi onlara çalıştık. Siz bize bilirsiniz de oraya gideriz artık. Onları bir kere çekilmek sonra rahat rahat. Evet, zaten öyle oluyor. Aynen öyle. Bir daha kimse rahatsız etmez. Evet. O zaman artık sizi tutmayalım. Gelebilir her an Hülya Hanım. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Sağ olun.